Alparslan nasıl ölmez? Alparslan nasıl ölmez? Lanet olsun Tepegöz. Hançeri tam kalbine saplayacaksın. Tam kalbine! Kavut peki. Bir hareket var mı? Takibe devam ediyoruz. Ancak henüz isyan edeceğine dair bir emare yok. Lanet olsun. İsyan etmek için daha neyi bekliyorsun korkak kavurt? Belki de değişen hiçbir şey olmayacak. Ne geveliyorsun sen? Bağışlayın. Melik Merdan'ı Alparslan'ın önüne atmak hataydı efendim. Kavurt Bey isyan edip tahta oturmaya başarsa bile değişen hiçbir şey olmayacak. İntikam hırsıyla Anio yürümek isteyecektir. Alparslan'ın da, Kavurt'un da, Ani'nin de kaderini Tanrı'nın insafına terk etmeyeceğiz. Terk edemeyiz asla. Göze batmayacak küçük bir birlik hazırla Adrian. R'ye gidiyoruz. Bunca işin, bunca uğraşın arasında Kavurt Bey bizi ne diye topladı dersiniz? Öyle mi? Öyle Kavurt Bey. Dayı Nala, sizi dinleriz. Kardeşim dediği o hain avar sultanının bağrında derin bir yara açtı. Gözlerinizden görüyorum ki sizlerin de en az benim kadar yüreği yanar. Avar hainlik etmez Kavurt Bey. Ben kardeşimi iyi bilir, iyi tanırım. Etti. Atsız Bey. Etti. Kardeşim sultanının canına kastetti. Hepiniz gördünüz ki sultanına ihanet eden oğlum olsa gözümü kırpmam. Yüce Allah'a hamdolsun. Hekimler sultanımızın yarası için onulmaz demedi. Ama bir müddet dinlenmesi, istirahat etmesi icap edermiş. Kudretli Hakanımız sıhhatle ayağa kalkana dek devleti başsız komak olmaz. Diyeceğim odur ki tahta bir naip seçmek gerek. Zira Ali Selçuk Devleti'nin sultanımızın buyruğuyla giriştiği uğraşlar vardır. Küffarla ettiğimiz cenk, fethetmek için yanıp tutuştuğumuz Ani bizi bekler. Hal böyleyken karalar bağlayıp oturmak bize yakışmaz. Hasım bu kudretli devletin başsız kalmayacağını, sayısız neferle cenge koşacağımızı görmeli. Sultan naibi kim olacak Kavurt Bey? Sen mi? Kim olacaktı hacı? Ben bu devletin meliki değil miyim? Ben Sultan Alparslan'ın ağabeyi değil miyim? Ve dahi Çağrı Beyoğlu değil miyim hacı?